geçen aylarda bir televizyon programında İdilbret senden bahsediyordu Ünüşen. Bir anlatır mısın o hikayeyi? Ben seyrettiğim zaman inanılmaz bir mutluluk ve aynı zamanda da çok büyük bir onur yaşadım. Tabii. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin anıtsal piyanisti, devlet sanatçımız İdilbret kendi kariyerinden, kendi yaşamından bahsederken aslında Türkiye'de şöyle çok nadir olan bir ses var ve bu sesi de biz yetiştirdik. Bu opera sanatçısı, tenor kardeşimiz bugün Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok yerde şarkı söylüyor ve zor operaların altından kalkıyor demesi benim için bir opera, Türk opera sanatçısı olarak gururların en büyüklerinden biriydi. Başka da yani büyük bir gurur. Ben bu zamana kadar en büyük ödüllerden biri. Tabii bu zamana kadar birçok ödüle layık görüldüm. Ben bu konuda da kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem gerek ülke cumhurbaşkanları bazında olsun, uluslararası opera yarışmaları, şan yarışmalarında olsun birçok derecelerim, birçok taltifim oldu. Ama İdilbret'in ağzından böyle bir övgüyü mazhar olmak bence ödüllerin en büyüğüydü. Çok güzel, çok güzel. Şöyle görüyorum ben Ünüşen, senle yaptığın sanat aslında şimdi bugün biz bir Mazda 6'dayız. Evet. Bir otomobilin içerisindeyiz. Müthiş. İçerideki kameralar tabii sevgili seyircilerimiz göremiyor ama çok birbirinize benziyorsunuz. Şöyle benzetiyorum, bir popülerite dışılığı var değil mi? Yani opera böyle herkese ulaşan, herkesi kucaklayan bir aslında sanat değil. Ama sevenler için de gerçekten çok heyecan verici, çok aslında farklı kulvarlar açan, çok duygulandırıcı bir sanat. Aynı şekilde ben birazcık Mazda otomobilleri de öyle görüyorum. Bir çok çok sevenleri var ve onu bilenler aslında. Abi içine içine girdiğin zaman vazgeçemez. Hem opera da böyledir. Bak bu arabayı da görüyoruz. Şimdi evet. Bu da böyle. İçine girdiğin zaman vazgeçemiyorsun. Evet, evet. O zaman anlıyorsun bir de. Aynen öyle. Değerini. Aynen öyle. Yani içine girmeye gör. Çok güzel, çok güzel. Bir de herkese kendini beğendirmek için çaba sarf etmiyor. Belki operada da öyle. Yani onu birazcık keşfetmen, birazcık kafa yorman, kafa yorman gerekiyor gerçekten. Ben öyle görüyorum birazcık. Çünkü şöyle, bir operaya giderken seyirciler daha önceden konuyla ilgili bilgi sahibi olurlar. Okurlar. O tarihsel gelişimi veya mitolojik hikayeyi veya olay örgüsünü anlamak için daha önceden bir hazırlık yaparlar. Neden bunu yaparlar? Çünkü opera sanatı biraz önce de bahsettiğim gibi Evet. Bizler hepimiz birer filoloğuz. Niçin filoloğuz? Çünkü İtalyanca, Rusça, Fransızca, Almanca, Çekçe, aklına gelebilecek bütün eserleri o lisanlarda söylüyoruz. Bir de sen mesela örnek veriyorum İsveç Kraliyet Sarayı'nda İsveç Kraliçesine Norveç Kraliçesine evet. Gidip şarkılar söylüyorsun. Bir an telefonun çalıyor ve atlayıp gidiyorsun. Bu nasıl oluşuyor? Hayır, bunlar hep işte şeyler. Bizim işte zaman içerisinde katılmış olduğumuz yarışmalarda almış olduğumuz ödüller, Türk sanatçısı olarak sesimizi duyurmamız. Bunların hiçbirisi durduk yerde olmuyor. Ünüşen, o zaman senden bir Napoliten alabilir miyiz? Vallahi memnuniyetle. O zaman herkesin bildiği O Sole Mio yapalım. Ne dersin? Harika olur. Herkes de bize belki de eşlik eder dinlerken. Hadi bakalım o zaman. Che bella cosa nel giorno di sole n'aria serena dopo la tempesta bell'aria fresca pare già una festa che bella cosa nel giorno di sole tu sole più bella in re o sole mio stai ne fronte Sole mio, sei ne fra.
Nasıl? İnanılmaz. Ağzına sağlık. İnanılmaz. Tebrikler. İnşallah iyi olmuş. Direksiyonu bırakmayı arabanın içinde ilk defa şarkı söylüyorum. Mükemmel ya. İnanılmaz. Ünüşan harikasın ya. Gerçekten. Ya böyle içim titredi ya. Bu kadar olamaz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık gerçekten. Çok duygulandırdın. Herhalde en popüler budur değil mi? Özellikle yani bizim Napoliten ülkemizde dendiği zaman evet, işte o Solemio. Evet. Artık milli marş gibi. Değil mi? Peki bu Mazda otomobilleri olan sevgin nasıl doğdu? Vallahi benim Mazda ile ilk tanışmam şöyle söyleyeyim ben sana. Aşağı yukarı 18 sene evvel filan. Evet. Evet. Mazda'nın o zamanki 626 kasası. Evet. Benim eniştem de vardı. Hı-hı. Koyu gri bir araba, böyle şey füze gibi durur. Evet, evet. Ve inanılmaz geniş bir bagajı vardı. Hı-hı. O arabanın. Ve kullanılması inanılmaz kolaydı. Evet, evet. Ve bayılırdım ben o arabaya. Tabii şimdi Mazda bugüne geldiğimizde yani inanılmaz bir mühendislik ortaya koydu yani. Hem formasyon bakımından hem işte yepyeni bir kasa, yepyeni motor, yepyeni teknolojiler. Ondan sonra vallahi biz arada sırada gidiyoruz Mazda'nın şeylerine, bayilerine. Neler yapmış Mazda bu sefer, neler yapmış diye. Evet. Ondan sonra yakinen takip ediyoruz. Özellikle benim oğlum da bir Mazda hayranı. Ama o özellikle bu şey direksiyonun yanındaki F1 evet, vitese ondan evet. Sonra kendisini kaptırmış durumda. Hep bana diyor, eğer diyor Mazda'yı diyor düşüneceksen ondan sonra mutlaka sadece bu, diyor mutlaka diyor onlar olsun. Olacak. Onlar olmadan diyor gelme. Çok iyi, çok iyi. Bugün de bir Mazda 6'da programımızı gerçekleştirdik. Gerçekten çok keyifli oldu. İyi ki katıldın Ünüşan. Gerçekten ününü ve şanını duyurmak çok lazım. Teşekkür ederim. İsminden, çünkü gerçekten çok önemli bir şey. Yani bir opera sanatçısı gerçekten sevgili seyirciler kolay olmuyor. Birçok unsur, yani hem tiyatro sanatçısı olacaksınız, hem aktör olacaksınız, hem filolog olacaksınız. Birçok özelliği biriktire biriktire, değil mi Ünüşan? Hem sporcu olacaksınız. Hem sporcu olacaksınız. Yani bir maraton koşabilecek kadar tabii. Da dirençli ve dayanıklı olacaksınız. Tabii. Kendine çok iyi bakmak gerektiriyor. Dolayısıyla asla kolay yetişen bir sanatçı değil, opera sanatçısı. O yüzden iyi ki varsın. Sağ umarım senin gibi... İyi ki sizler varsınız. İyi ki halkımız var. Bizleri destekliyor. İyi ki bu yüce ulus var, bu yüce millet var. Biz her zaman için onlarla beraberiz, onlarla beraber varız. Gerçekten bu sanatlar ülkemizde var oldukça bu ülkemiz bizim pırlanta gibi parlamaya devam edecektir. Çok teşekkürler. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar. Teşekkür ediyorum. Efendim, Mazda ile gidilen yollar son hız devam edecek. Bizi izlemekte devam edin, takipte kalın. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.